Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Salatü ve selamun aleyhi sevgili kardeşlerim. Evet, Risale-i Nur'la alakalı bir müjde vermiştim. Ee, onunla alakalı aslında o şeyi çok geniş oldu, genişledi sevgili kardeşlerim. Ee, nasıl yapacağımı çok bilmiyorum. Hani bir Risale-i Nur medresesi programına mukaddime için bir özet vermek aslında plan yapmıştım. Risale-i Nur'daki paragraflarda yaklaşım metotları ve hangi ilmi disiplinler muvacihesinde Risale-i Nur'a yaklaşılması gerektiğine dair bir ders listesi başlatacaktık. Cenab-ı Hak muvaffak etsin, isabet ettirsin. Yani Risale-i Nur'daki paragraflara yaklaşım metotları ve hangi ilmi disiplinler muvacihesinde hangi isimler açısından Risale-i Nur'a yaklaşılabilir şeklinde bir 17, aslında önce 16 yazdım sonra baktım 26'ya doğru gidiyor. Detaylandıkça detaylanıyor çünkü sürekli aklıma yeni şeyler geliyor, yeni şeylerle karşılaşıyorum vesaire. O sonradan girenleri eklemeyeceğim sevgili kardeşlerim. Çünkü bir önce genel bir şey oluşsun istiyorum. Ondan sonra o daha detaylı bir Risale-i Nur medisesi programı söz konusu olduğunda Bunları konuşacağız. Şimdi birincisi Risale-i Nur metodu. Yani birinci metodumuz Risale-i Nur anlamada Risale-i Nur metodu. Ee, ne yazmışım buraya? Bakalım. Normal kitap metin okuma metodu. Arka e, hızla atlamadan normal okuma metodu. Konteksi hakim okuma metodu. risale Nur külliyatını genel anlama metodu ve klasik metodu. Evet yani bunu biraz da klasik metot olarak isimlendirmişim. Yani bunu bu şekilde yani LNK metodu ya da klasik metot diye isimlendirme sebebim şu. Genelde bu şekilde okunduğu için yani genel kitle tarafından bu şekilde okunduğu için. Normal bir kitabı okuma metodu şeklinde okuyoruz. Yani normal bir kitap okumayı zaten biliyoruz. Onunla alakalı tabii yardım alabiliriz YouTube'dan. Daha nasıl iyi kitap okunur, nasıl konsantre olunur vesaire. Ard arda ve hızlı olmayarak atlamadan anlayarak okuma şekli sinavdaki paragraflar yaklaşımda birinci metot bu RNK ve klasik metot dediğimiz. Kontekse hakim olma metodu. Yani e, paragrafı ya da sayfayı ya da cümle konunun bütünlüğünü kaybetmeden, yani cümleleri tiker olarak değerlendirmeden başlangıçtaki konu ve siyah e, siyak sibak ilişkisi açısından konteksin giriş, gelişme ve sonucunu kaybetmeden, konu bütünlüğünü kaybetmeden o konunun eee tırnağı içinde, parantezi içerisinde metni yorumlamak. Yani o an orada bir özel bir olay var, ona dair bir metin var ya da bir geliş var. Gelişe doğru, gelişle gelişen ve sonuca varan bir konteks söz konusu. Kontekse hakim olup çok başka yerlerle o konteksin içerisini manipüle etmeden bir kere konteks bütünlüğü içerisinde öncelikle orayı anlayacağız. Dolayısıyla konteksin içerisindeki bütün alanları, Kelimeleri, metinleri, cümleleri doğru anlayıp hükümlere doğru bina etmemiz gerekecek. Hükümden kastım, mantıktaki hüküm yani bu. Risale-i genel anlama metodu, klasik metot. Bir de e, kontekse hakim olmakla beraber konteksin kendi içerisindeki o bütünlüğünü sağladıktan sonra Risale-i Nur'daki sevgili kardeşlerim diğer yerleri, yani o kontekste alakalı olan o konteksi tamamladıktan sonra o anki sayfayı, paragrafı. Mesela orada başka bir yerde o kontekstle alakalı, oradaki konuyla alakalı başka yerde geçen bir nokta, bir ifade, bir nükte varsa eğer ikisini beraber değerlendirmek. Peki onu nasıl yapacağız sevgili kardeşlerim? Şöyle, yani o konteksti anladıktan, hazmettikten sonra ve birçok metotla ki o metotları konuşacağız, o kontekste yaklaştıktan sonra onu bir kenara koyduk. Ve aynı o konunun anlatıldığı, aynı o konunun işlendiği, başka bir yerde de var. Onu da onun hemen yanına koyduk. Başka bir yerde var. Onu da hemen koyduk. Onu da hemen koyduk. E, ve beraber düşündük. Ha tamam burada Üstad böyle diyor ama Bediüzzaman Hazretleri şurada böyle demişti. Buradan bu anlaşıldı bu konteksten. Buradan bu anlaşıldı. Zaten böyle okunduğu zaman yani bu Reneka metodu, klasik metotla böyle okunduğu zaman şu ortaya çıkacak. Üstadın tamamlayıcı ifadeleri kullandığı. Kur'an-ı Kerim'in birbirini, ayetlerini tefsir etmesi gibi. Üstadın da bu yöntemi, Kur'an'ın hakiki bir tefsiri e, olması hasebiyle yani böyle isimlendiriyor kendisi. O noktadan da e, oradaki usulü tarzı e, benimsemesi alması ve Grisano'daki e, bahislerin birbirini açıkladığı, birbirini tamamladığı ve hatta çoğu zaman sevgili kardeşlerim bu metot uygulanmadığı zaman yani bir konteks kendi içerisinde doğru anlaşılmadığında zaten bu en büyük problem bu anlaşıldıktan sonra diğer kontekslerle, diğer konularla yer e, yerlerde geçen noktalarla bağlantı kurulmadığı zaman ne oluyor? Yanlış anlaşılabiliyor. O yüzden bu bağlantıyı e, kurmamız lazım. E, Tabi burada şunu önerebilirim değerli kardeşlerim. Normal rutin okuduğunuz yani günde diyelim ki iki, sayfa, iki saat ayırıyorsunuz Risale-i Nur külliyatını e, meşgul olma açısından. E tabi Kur'an'a tefsiri ayrı bir vakit ayırmak lazım. Hadislere kesinlikle bunlar sabit yani değişmeyen meşguliyetler olması lazım. Farzları bilecek noktada ilmi hale vakit ayırmak lazım özellikle. Bu açıdan da Risale-i Nur'u bir o bir saati diyelim hani okumak için okumak değil de anlamak ve amel etmek için okumak perspektifi olması gerekiyor elbette. O noktada da o bir saati normal okuyarak geçirebiliriz. Yani normal böyle hızlı değil anlayarak yer yer durarak düşünerek Diğer bir saatte de özel çalışma yapmamız lazım. Bu kesin lazım sevgili kardeşlerim. Yani oradaki ayetleri, hadisleri, efendim onların meallerini, nerede geçtiğini, nasıl geçtiğini, bağlamı, oradaki kelimelerin manasını, oradaki işte mananın derinliğini, lugat manaları ve işte oradaki diğer disiplinleri detaylı bir şekilde deşifre etmek lazım ki o disiplinlerden bahsedeceğim. Bu şekilde bir okuma olursa Orada küçük okumada yani küçük kitap şeklinde bunu yapabiliriz diyelim. Mevcut gerçekleştirdiğimiz okuma ve derinlemesine analiz o büyük okumada da bize çok yardım edecektir ve daha iyi anlaşılmaya, daha iyi anlamamıza sebep olacaktır. Bunda şüphe yok. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.